karşılığı olmayan paranın nesinin faizi, düşürse ne olur, düşürmese ne olur? Değersiz, dilenciye verse dilenci de almıyor bunu artık. Almıyor yani. Enflasyonu etki ederse bu da yaşamı belki biraz da kolaylaştırır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün açıklanan kararla politika faizini 150 bas puan indirerek %12 seviyesinden %10,5 seviyesine düşürdü. Bizler de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara alınan kararı nasıl bulduklarını sorduk. Buyurun izleyelim. Yani indirdiklerine göre bir bildikleri vardır. Mantıklı bir karar bence. Çünkü zaten günümüzde faiz çok yaygın biliyorsunuz ki. En azından enflasyonu etki ederse bu da yaşamı belki biraz da kolaylaştırır. Teşekkür ederim. İndirim olsa da zaten bundan yararlanamayacak olan gene biziz. Zarara gidecek gene biziz. Hani indirsinler bakalım daha ne kadar inecek. Bugün inecek, yarın çıkacak zaten. Peki önümüzdeki aylardan itibaren tek haneli rakamlara ulaşması hedefleniyor. Bu enflasyona faydası olur mu? Nasıl değerlendirirsin? Valla bence enflasyon düzelmez artık ya. Hani bu saatten sonra düzelmez. Hani tek bir düşünce var. 2023'te çok güzel bir asgari ücrete zam muhabbeti falan var ama 50 milyar da olsa bizden çıkacak yine 60 milyar yani. Yani yine bize dokunacak, sıkıntı yok. Etkilemez. Karşılığı olmayan paranın nesinin faizi, düşürse ne olur, düşürmese ne olur? Peki düşüşü nasıl buluyorsunuz bugünkü indirim kararını? Düşüş gene bizler için değil herhalde. Bizlere faydası olmaz. Enflasyon bir kere iki rakamlı değil, yani, üç rakamlı. Hayır, yani düzelebilmesi için enflasyonun çıkartılan tüm zamların düşürülmesi lazım. Asgari ücrete zam yapıyorlar, ne değişiyor? Şu anda açlık sınırı 7000 lirayken gittiler 5500 lira yaptılar. Şimdi 14.250 lira açlık sınırı. Haydi 15.000 lira yapsınlar şimdi asgari ücrete. Ama üstüne de elektriğe, suya, doğalgaza zam yapmasınlar. Faizin düşmesini siz nasıl buluyorsunuz peki? Faizin düşmesinin hiçbir faydası olmayacak. O yüzden normal bulmuyorum yani. Bize de bir faydası yok. Yani. Ben sürekli kredi çeken bir insanım. En basit onu söyleyeyim. Bankayla çalışan bir insanım. Bir ay 2,5'dan çekiyorum, bir ay 1,99'dan çekiyorum, bir ay 2,25'ten çekiyorum. Değişen bir şey olmuyor ki, yapılandırma bile yapmıyor adamlar. Doğru dürüst bir karar yok ki. Hep kararlar tersine dönüyor burada şimdi. Yapacak bir şey yok. Hangi karar dürüst oldu da bu karar dürüst olacak? Yani hangi karar dürüst de bu karar dürüst olacak? Devamlı tersine gidiyor yani. Bir şey yapayım derken bir yer yıkılıyorum. Önümüzdeki aylardan itibaren tek haneli rakamlara indirilmesi ben hedefleniyor. Cebimde paraya bakıyorum ben. Cebimde 100 lira var, 10 lira oldu. Bundan başka bir şey yok yani. Şuradan Ermeni'ye gidiyorum ben. 200 kilometre yol. 200 lira olmuş. Geliş gidişse 400 lira. Daha yapacak bir şey yok yani. Bunun bir geliriz. Gel lan. Korkma hele oğlum. Götürürlerse götürürler ya. Durum bu arkadaş. Yapacak bir şey yok. Peki enflasyona faydası olur mu tek haneliye inerse? Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Saatten sonra ne olacak da? Görüşürüz arkadaş. Bu ülkede çıkan bir şey için indiğini gördünüz mü şu anda? Görmediniz. Gerek yok yani. Her şeyde gerek yok. Bu kararı nasıl buluyorsun peki abi? Araba yükseldi, düşmedi. Ev yükseldi, düşmedi. Her gün gittikçe yukarı yukarı gidiyor her şey. Yani düşün yani. Bugün her şey para olmuş. Sen ne parayla oynuyorsun? Aha işte. Değersiz, dilenciye verse dilenci de almıyor bunu artık. Almıyor yani. Peki sen nasıl buluyorsun bu kararı abi? Aynı değerlerdeyim ya. Yani düşen geri yani çıkan hiçbir düşün yok yani. Şu anda bir normalde 200 liralık fatura geliyor. Bunun %70'i KDV istiyor. Yani bu ülkede KDV'sini ödesen ne, düşse ne, düşmese ne yani. Yani %70 ben KDV, devlete KDV verdim. Ben faizi düşürmüş, hiçbir anlamı yok ki. O büyük adamlar için, büyük firmalar için, büyük şeyler için onlara düşürüyorlar yani. Ekonominin genel kurallarına aykırı. Yani enflasyon resmi enflasyon %80, resmi enflasyon %80, faiz %10. Arada %70 fark var yani. Yani reel olarak insanlar şey yapar bunlar. Bak Amerika yükseltiyor. Faiz %10 çıkıyor. O faiz her şey enflasyon %10 çıkıyorsa yükseltiyor. Biz faiz enflasyon yükseliyor, faiz düşürüyoruz. Yanlış yapıyoruz yani. Ekonominin genel kurallarına aykırı.
Peki tek haneli rakama inerse enflasyona faydası olur mu? Olmaz, asla olmaz. Daha çok zarar olacak. Mümkün değil yani. Ya bir, ekonomi bir bilim. Bilime inanacaksın yani. Bilime inanacaksın. Bilim dalı ekonomi. O nedenle şey değil yani. Gerçekçi değil yani. Yani faizle oynamaları pek bizim işimize gelmiyor. Bu doların biraz daha yükseleceği anlamına geliyor. Daha nereye çıkacak bilmiyoruz. Yani nasıl bir karar? Benim açımdan doğru bir karar değil. Yani ne kadar olsa da faiz düşse de tamam belki kredi çekenler, şirketler falan vesaire rahatlayabilir. Ama faiz düştükçe enflasyonumuz artacak. Halkımız zarar görecek yani bu konudan. Böyle. Peki önümüzdeki aylardan itibaren tek haneli rakamlara indirilmeyi amaçlanıyor. Bu sizce nasıl katkısı olur? Katkısı olur mu? Yani tek haneli rakamlara inmesi faizin halk açısından bir katkısını düşünmüyorum ben ama yatırımcılar açısından bir katkısı olur. Çünkü çok yüksek şirketler, yüksek krediler kullanıyorlar kendi bünyelerinde gelişmek için. Halk açısından ne durumda olur bilmiyorum. Yani zaten şu anda da çok iyi bir durumda değiliz zannetmiyorum iyi bir durumda olduğumuzu. Bakalım nereye kadar gidecek. Seçimde göreceğiz.